İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 25 Haziran Salı'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. AK Parti'de önceki gün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar'ın il başkanları değişti. 7 ilde kan değişikliğine giden AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinden hezimetle ayrıldığı Sivas'ta da kısa süre içerisinde il başkanı Yusuf Tanrıverdi'yi değiştirmesi bekleniyor. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 araştırması yayımlandı. Türkiye'ye değer katan firmaların sıralandığı listeye Sivas'tan sadece Erdemir Madencilik ile Kangal Termik Santrali girebildi. Sivas'ta sıçradığı parke taşının kafasına düşmesi sonucu düşen parke taşı ile yerde bulunan diğer parke taşının arasına sıkışan 2 aylık sevimli kedi 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sivas'ta 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan giyim fuarının iptal edilmesi bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Fuarı düzenleyen firma yetkilisi Yasin Tütüncüoğlu, "Kadınlara uygun fiyatlı ürünler satıyoruz diye şikayet edilmek bizleri üzdü," dedi. Bugüne kadar Türkiye'nin en büyük fuar merkezlerinde belediyelerle, STK'larla, yerel yönetimlerle, AVM'lerle festivaller yapıyoruz ve belediyeler, valilikler ve yerel yönetimler bizlere yer konusunda, duyurum konusunda, her konuda destek olurken Sivas'ta biz tam tersini gördük ve çok mutsuzum, çok kırgınım. EMS Yapı Sivas Spor yeni sezon öncesi 4 isim ile anlaştı. Bir stoper, bir orta saha, bir 10 numara ve bir forvet ile görüşmelerde son aşamaya gelen kırmızı beyazlı kulüp önümüzdeki günlerde yeni futbolculara imza attıracak. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.